Siz biliyor musunuz kim Fenerbahçe'nin golcüsü? En fazla golcü adı altında alınan oyuncu da Fenerbahçe'de şu anda. Ben bilmiyorum Fenerbahçe'nin golcüsünün kim olduğunu. Samat'ta sizse sezon başı Ademi değil mi direkt olarak? Ve Tiam. 6 gol atmış Tiam. Yani, Fenerbahçe'nin en çok gol atan oyuncusu. Bir gazeteye Sisseli Harikalar Kumpanyası başlığı attıramadı Sisse ya. Bir gazete yani, Sisseli Harikalar yani, Kumpanyası. Emekliliğe hazırım. O yüzden kadro konusunda yani başladıktan sonra göreceğiz Erol Hoca'nın ne yapmak istediğini sahada. Ha dediğim gibi bu maç çok hocanın vereceği dizilişle ilgili bir maç değil. Özellikle yerli oyuncular özelinde. Yerli oyuncular işte Serdar, Caner, Ozan, Gökhan. Bunların belirleyeceği bir maç olacak bu iş. Performans olarak. Yabancı oyuncu tamam eyvallah ama bir yere kadar terini döker. Yani çok bu maçın ifade ettiği anlamı çok şey yapamayabilir, algılayamayabilir. Belirleyici o olacak. Ben oyun üstünlüğünün, bakın beklentilerin aksine oyun üstünlüğünün bu maçta Fenerbahçe lehine olabileceğini ama yine skor üstünlüğünün Beşiktaş'a yakın olduğunu düşünüyorum. Oyun üstünlüğü Fenerbahçe'de, skor üstünlüğünün Beşiktaş'a yakın olacağını düşünüyorum. Evet. Şimdi, evet, lütfen buyurun. Şöyle bir şey var. Malum Gençler Birliği maçı bitti. Gençler Birliği maçından sonra Fenerbahçe cephesinde konuşulan şey gol offside'dı. Offside'dan gol verildi. Şimdi gol offside'dı. Hakemler görmedi, atladı, verdi. Ya da bilerek verdiler. Planlı, programlı verdiler. Benim kabullenemediğim şey şu. Maça çıkarken iki takım, Gençler Birliği ligin son sırasında, ligin en az kazanan takımı, ligin en az gol atan takımı, ligin en çok gol yiyen takımı unvanlarına sahipti. Evet. O maça çıkarken. Teknik direktörlüğe Özcan bizatihi getirmişti. Kıymetli bir hocadır. Ben şunu anlıyorum. Gençler Birliği küme düşmüş. Küme düşmeyi kanıksamış, kabullenmiş. Yeni sezonu düşünüyor artık. Maç nerede oynanıyor? Kadıköy'de oynanıyor. Fenerbahçe'ye ne gerekiyor? Beşiktaş'ın kazandığı, ki Beşiktaş 3-2 kazandı, penaltısı verilmedi maçta. Galatasaray'ın kazandığı, Kayseri Spor gibi kazanma alışkanlığı edinmiş bir takım karşısında reaksiyon gösterip kazandığı, bence futbol olarak çok iyi olmasa da kazandığı. Arkadaş senin de bir motivasyonla, hani rakiplerin kazanmış ya, sen de oynayacaksın bir motivasyonla, bir adım atacaksın derim. 35 dakika Fenerbahçe topla oynuyor ama pozisyon yok. Bir offside gol var. Verilmedi zaten. Bir Osayi'nin sağdan bindirmesi var. Girdi, atamadı. Sonra 35. dakikada bir gol geliyor. Duran topta. Sonra yine yok. 39'da bir gol yiyorsun. Maç sonrası bu arada şeyler konuşuyor. Serdar Aziz Fenerbahçe'yi yaktı. Ne zaman yaktı? 39'da. Her futbolcunun başına gelebilecek talihsiz bir durum. Hadi 40 diyelim. 50 dakika ne yaptın kardeşim? Bunu sorarlar adama. Gençler Birliği'ne verdiğin pozisyonun sayısını sorarlar. Bu arada takım maça başlıyor. Maça başladığı 11 tartışılır bence. Seçerken değil de oynayan artık, evet, gördükten sonra. Kabul. İkinci yarıya başlarken Sisse'yi alıyorsun. Çift forvete dönüyorsun. Daha o çift forvete dönüyorsun ya. Daha onların ne yapacağını bilmeden hop bu sefer 3-5-2'ye dönüyorsun. Yani Fenerbahçe'de sanki teknik heyet bir panikle bunu deneyelim. Hani biraz daha vakit olsa başka şeyler de göreceğiz biz. Yani ne bileyim 4-4-2'de olabilir. 6 efendim 4-0 falan da olabilir. Vakit yetmedi herhalde diye düşünüyorsun. Fenerbahçe berbat bir futbol oynuyor. Koskoca Fenerbahçe berbat bir futbol oynuyor. Bu arada Gençler Birliği, hani Fenerbahçe'nin eksikleri var da Gençler Birliği'nin de çok ciddi eksikleri var. İlk 11'den 4 tane oyuncusu yok. Maç bitiyor. Bütün konu hakem offside gol verdi vermedi. Şunu söylüyorum ben. Derbi yönetecek hakem Halil Umut Meler. Tarihin en iyi futbol maçını yönetsin. Muhteşem, böyle dünyada anlatılacak kadar kusursuz bir hakemlik. En ufak bir düdük bile hatalı olmasın. Fenerbahçe aynı futbol oynasın. Beşiktaş'ta son Başakşehir maçındaki futbol oynasın. Maçın sonucu belli derim ben. Maçın sonucu belli. Fenerbahçe'nin bence en büyük problemi hocası, osu, busu, şusu değil.
son yıllarda haklı oldukları birçok konu var. Hakemler hata yapmıştır. Hakemler planlı programlı hata yapmıştır. Fenerbahçe'nin hakkı yenmiştir. Fenerbahçe katledilmiştir. Hepsini kabul ediyorum. Ama Fenerbahçe'li futbolcuların buna takıldıklarını, buna inandıklarını düşünüyorum. O yüzden takım bu hale geliyor. Şimdi Gençler Birliği maçından sonra futbolcular, o kadar çok açıklama yapıldı ki çünkü. Futbolcular büyük ihtimalle şöyle düşünüyorlar herhalde. Ya biz muhteşem oynadık. Ama hakem bizim galibiyetimizi çaldı. Değil kardeşim. Hakem hata yaptı, VAR hata yaptı, herkes hata yaptı ama en büyük hatayı siz yaptınız ya. Bu zihniyetten çıkması gerekiyor. Yoksa Beşiktaş'ı yenebilir. Olabilir, futbolu Beşiktaş'ı yenebilir. Ama bütün problem şurada. Deplasman'da gittin, Beşiktaş'ı yendin. Haftaya ne yapacağınlar hiçbir fikrimiz yok bizim. Trabzon deplasmanında kazanıyorsun. Geliyorsun Antalya'ya. İçeride beraberlik var. Bu arada maçtan sonra Erol Hoca ne diyor? Antalya maçı berabere bitmiş. Penaltımızı vermediler diyor Pelkas'ın pozisyonu. Hocam o maçta 30. dakikada Novan pozisyonu penaltıydı, vermediler. 61'de Altay'ın Veysel'e yaptığı hareket penaltıydı, vermediler. E bunları konuşmuyorsun. Pelkas'ın pozisyonu. Hep şunu anlayalım yani. Sen muhteşem oynadın, Pelkas'ın penaltısı verilseydi sen kazanacaktın. Sen buna inanıyorsun herhalde. Ya kötü oynuyorsun arkadaş ya, bu kadar basit. Kötü futbol oynuyorsun. İlave yapalım. Çok doğru bir yere getirdi. 63. dakikada offside'dan Fenerbahçe gol yedi. Allah hakemleri kahretsin. İlk defa Fenerbahçe offside'dan gol yedi? Yok. Tarihinde Fenerbahçe'nin lehine verilmiş, aleyhine verilmiş tonlarca karar var mı? Yarın tekrar o kararlardan var mı? Aleyhine, lehine. Mutlaka. Uzatmalar dahil. Kaç dakikan var biliyor musun? 27 oradan, 6 oradan 33 dakikan daha var. 33 dakika boyunca Fenerbahçe Gençler Birliği karşısında İrfan Can'ın direkten dönen topu ve Pelkas'ın vurduğu altı pozisyondan top dışında boğdu mu, yordu mu, sıktı mı ve taraftarlar şunu yaptı mı? Kaç kere Fenerbahçe taraftarı bunu yaptı? Tam Arda ile Mustafa iki stoperin istediği futbol oynandı bu arada. Gençler Birliği iki stoperi nasıl istiyorsa öyle oynadı. Ve iki. Ben 3 Temmuz'dan bu yana radyoda da çok Fenerbahçe taraftarıyla konuştuğum ve çok fazla arkadaşım olduğu için neredeyse Galatasaray'dan çok Fenerbahçe arkadaşım var. Fenerbahçe taraftarının ne kadar hüsnü niyet ve ne kadar akıl dolu bir taraftar grubu olduğunu pazar günü saat 22'den sonra bir kere daha gördüm. İki tane yöneticinin yapmış olduğu açıklamaların peşinden giden Fenerbahçe taraftarının oranı benim aldığım, benim gördüğüm, benim elle tuttuğum Fenerbahçeliler arasında %10'u bulmadı bile. Fenerbahçe taraftarı bir feraset, Fenerbahçe taraftarı bir nezaketle ve son derece büyük bir akılla senin dediklerini söyledi. Kardeşim biz oynadık mı? Ya bu konuşmaların bulunduğu sosyal medya platformlarından tutun da Twitter'dan tutun da arkadaşlarımıza kadar, sokaktaki adama kadar, garsona kadar, güvenlik görevlisine kadar. Öyle büyük bir duyarlılıkla Fenerbahçe taraftarı olanı biteni fotoğraflıyor ki yöneticilerinin, başkanının çok çok önünde Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe yönetiminin çok çok önünde gidiyor. Bir de oyuncunun işine geliyor bu tarz açıklamalar. Yani senin söylediğin gibi. Nasıl işine geliyor? Artık nasıl olsa yönetimimiz ya da işte camia sağ dışında arıyor. Kolaycılığını getiriyor. Fenerbahçe yönetiminin işte iddiaları ciddi. Bu bizim kamuoyu tarafından görüp bilmemiz gereken, cevaplarını görmemiz gereken iddialar. Zaten savcılığa intikal etti. Hep beraber göreceğiz ne olup bittiğini. Ama Fenerbahçe futbol takımı, Fenerbahçe futbolcuları saha dışında mücadele verdiğini söyleyen Fenerbahçe yönetimine yardımcı olmuyor. Oyunuyla yardımcı olmuyor. Şimdi sen o reaksiyonu sahada göstereceksin, o oyunu oynayacaksın ki yönetimin de bir iddiada bulunuyorsa eli güçlensin. Ha şunu söyleyebilir Fenerbahçe yönetimi. Kardeşim iyi oyun, kötü oyun benim sorunum. Ya ben kötü de oynarım. Siz gördün. Tamam. Bu saygı duyacak. Tamam anlayayım ben bunu. Ama futbolcunun bu işine geliyor. Yani, Trabzonspor bu sendromu çok uzun yıllar yaşadı. Gelen oyuncu imza töreninde hakem konuşuyordu. İkinci hafta hakem konuşmaya başlamış. Şimdi kırmaya başladılar onu yavaş yavaş. Bu bir sendrom. Evet saha dışında yönetim gerekli girişimlerini, açıklamalarını yapsın ama bu saha içerisine kolaycılık olarak yansımasın. Erol Hoca'nın uzun süre hakem konuşmadığına şahit oldum. Hatta dedim ki ya bak bir hoca hiç girmiyor. Girmedi, aylarca girmedi hakem meselesine. Ama iklim öyle bir yere götürüyor ki bu hocanın da artık şeyine gelmeye başladı, kolaycılığına gelmeye başladı. Hakem hatayla ilgili haklılık payları vardır Fenerbahçe'nin, itirazları vardır.
o konularında açıklığa kavuşturulması lazım. Eyvallah ama sahadaki futbol da ya, hakem bu konuyu konuşalım. Desteklemiyor maalesef. Bak,